Merhabalar, yepyeni bir video ile yine beraberiz sizlerle. Bugün hep beraber Muğla Bodrum'da olacağız. Bodrum'a defalarca gittim. Tabii ki gezmeye, eğlenmeye gittiğim de oldu ama bu defalarca gidişi ben belgesel için gittiğim şeklinde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Bodrum'da bizim için çok önemli konular vardı, malzemeler vardı. Elimden geldiğince, sırası geldikçe bu konuları belgesele çevirmek üzere Bodrum'daydım. Genellikle de arkeoloji konulu belgeseller hazırladım ve bu belgeselleri hazırlarken de yanımda özellikle o bölgeyi çok iyi bilen bir hocayı bulundurmaya dikkat ettim. Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adnan Diler. Bir Bodrum gezisinde yine beraberdik. Bodrum'da arka planda kalmış şehirleri beraberce dolaşıyorduk ve onları ortaya çıkartmaya, en azından isimlerini yavaş yavaş hatırlatmaya, söylemeye, gündeme getirmeye uğraştığımız bir dönemdi. Ve Adnan Hoca bana gel dedi, seni çok enteresan bir yere götüreyim, bakayım beğenecek misin? Orada da önemli bir şey söylemek istiyorum, bu ilk defa olacak dedi. Ve tabii ki hemen kabul ettim. Bodrum Karaada'ya götürdü beni. İsterseniz yolculuğu geri kalanını hep birlikte videoda izleyelim. Yat limanında bizi bekleyen tekne demir alıp ağır yol ilerlemeye başladığı andan itibaren arkamızda bıraktığımız Bodrum biriktirdiği en güzel manzaralarını çıkarıp göstererek bizi geri çağırmak ister gibiydi. Bu limandan ayrılanların kısa zamanda geri gelmek istemelerine şaşmamak gerek. Neyse ki bizim ayrılığımız çok uzun sürmeyecek. Karaada Bodrum'un karşısında ve yaklaşık 4 deniz mili uzaklıkta. Hem mavi yolculuk hem de günübirlik gezi teknelerinin uğrak yeri ve bu güzel adaya turizm sezonu boyunca yüzlerce tur düzenleniyor. Doğal sıcak su kaynakları eski çağlardan beri şifa dağıtıyor. Bizim amacımız ise adaya vardıktan sonra zirveye kadar yürümek ve burada bulunan eski ve ilginç bir yapıyı görmek. Denizde sürüp giden keyifli yolculuğun nasıl geçtiğini anlayamadan iskeleye varıyoruz. Tepeye giden yol arkeologlar tarafından önceden işaretlenmiş olsa da bitkilerin hızla büyümesi ve adanın bu bölümüne fazla yürünmemesi nedeniyle çok belirgin değil. Yine de kısa süre içerisinde buluyor ve tırmanmaya başlıyoruz. Thank you.
Bodrum'a çok yakın Karaada'dayız. Zor sayılabilecek bir yürüyüşten sonra zirveye ulaştık. Neyse ki bizden önce gelenler biraz işaretlemişler yolları, onları takip ettik ve çok ilginç bir noktaya vardık. Şimdi bununla ilgili tabii sizden bilgi isteyeceğiz. Müthiş bir taş işçiliği. Evet. Her zaman çevrede rastladığımıza benziyor aşağı yukarı. Ne dersiniz? Bu yapı nedir? Evet. Şimdi tabii lelek yerleşmeleri anakarada değil sadece. Adalarda da var. Hı hı. Bu Mavzolos'tan önceki bu anakaranın yerli halkı lelekler hep tepe yerleşmelerine yerleştiler ve yerleşmeleri burada kurdular. O nedenle buradaki yapının da böyle yüksek bir yerde anıtsal bir şekilde karşımıza çıkması şaşırtıcı değil. Evet. Sadece burada değil, mesela Orak Adası'nda da Dora'ya yakın bir yerde, ama o biraz daha böyle savunma amaçlı bir yapıdır. Yapı var. Şimdi Karaada'da elbette arkeolojik kalıntılar çok yoğun değilmiş gibi gözüküyor ama siz gelirken siz de gördünüz. Orta yamaçlardan itibaren çanak çömlek ve yapı kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. Belki ev kalıntıları. Evet, var. Böyle zaten bu adanın güney tarafında, güneybatı tarafında tarım terasları var. Ya Osmanlı zamanında da burası kullanılmış. Hı-hı. Şimdi buradaki yapı çok ilginç. Baktığımız zaman böyle büyük bir ana odası var ve önünde bir ön odası var. Mesela Orak Adası'ndaki yapının böyle bir savunma yapısı olduğu çok belli. Bir yerleşme yapısı olduğu, bir bey yapısı olduğu çok belli, ama bu plan olarak çok daha değişik ve daha çok böyle bir kule ya da savunma ya da yerleşme yapısından çok böyle bir tapınak yapısına benziyor. Evet. Dini bir evet, amaçla dini yapılmış. Amaçla yapılmış. Zaten taş işçiliği tamamen Mavzolos'tan önceki bu yarımadanın yerli halkı olan deleklere özgü. Mesela ön kesimde dikkat ederseniz çok düzgün tıraşlanmış ama iç kısım tıraşlanmamış. Sanki, yeterince her şeyi yapıyorlar. Sanki farklı çağlarda yapılmış izlenimi veriyor. Evet. Bunlara çok özenli evet, gözükmeyen var. Yani her şey yeterince yapılıyor. Bu çok önemli. Tipik bir lelek işçiliğidir bu. Bu nedenle ben bu yapının bir tapınak olduğunu düşünüyorum. Bu Arkenosos ya da Karaada'daki yapının. Şimdi zaten Anakara'ya döndürülmüş. Böylece Yarımada'da biz bu Mavzolos'tan önce tapınmayla ilgili yapılardan da söz edebiliyoruz. İşte Alazeytin'de var bir yapımız bizim, Pedasa'da var, Kaplan Dağı'da aynı şekilde var. Belki de bu tapınaklar işte Athena'ya adanmış olabilir. Çünkü Pedasa'daki yazıtlardan bir Athena kültünü biz biliyoruz. Muhtemelen Apollon, zaten arkeolojik malzemeler de bunu gösteriyor. Apollon da tapınılan bir tanrı erken dönemde de aynı şekilde. Muhtemelen bunun bir tapınak olduğunu kesin olmasa da, çünkü burada henüz kazı yapılmadı. Kazı yapılmadı. Dolayısıyla her şey yığılmış vaziyette. Her şey yığılmış ama bu haliyle de çok bu gizemli. Güzel, çok ki. Güzel. Yani böyle bazı, çünkü her zaman böyle büyük restorasyonlar, kapsamlı restorasyonlar o eskilik şeyini kaybettiriyor. Zaten uluslararası anlaşmalar da bunu söylüyor. Böyle çok kapsamlı restorasyon değil. Yeterince yapının özgün halini kaybettirmeyecek kadar. Bodrum'un henüz Halikarnassos olarak anılmadığı, tiyatronun, tapınakların, sarayların ve dünyanın yedi harikasından biri olan Mozoleum'un yerinde yerler estiği yaklaşık 2400 yıl öncesinde bu yapının yerinde yükseldiğini bilmek ve onun taşlarına dokunmak harika. Üstelik ondan sonra yapılanlar toprağın metrelerce altındayken o hala bir tepenin zirvesinde güneşe, yağmura ve yıldırımlara direniyor. Dönüş yolunda uğramak istediğimiz bir yer daha var. Bir Bizans kilisesi. Thank you.
Vaktiyle adanın önemli dini yapılarından biri olduğu ve bu adada bugünkünden farklı olarak kayda değer bir hareketlilik ve yerleşik nüfus olduğunu anlatıyor bizlere bu küçük kilise. Fresklerin bulunduğu bölüme ulaşıyoruz. Geçen zaman renklerini soldursa da biraz hayal gücümü kullanarak özenle yapıldıkları günlerde kiliseye kazandırdıkları ruhani etkiyi hissedebiliyorum. Bence iki bodrum var. Biri hep bildiğimiz, alıştığımız, eğlenceli, sıcak, doyumsuz bodrum. Bir de gizli kalmış, pek bilinmeyen topraklar ve peşinden gittiğimiz gizli geçmiş. Biz ikincinin peşinde dolaşmaya çalıştık. Tabii bu bölgeyi avucunun içi gibi bilen sevgili hocam Adnan Diler'le birlikte çok şey gördük. Umarım bu gizli geçmiş yakın bir zamanda gözlerimizin önüne serilir ve korunur tabii ki. Biz de Bodrum'a geldiğimizde bunun da tadını çıkarırız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.